Merhabalar, For Life TV'de bugün sizlere Rottweiler'dan bahsetmek istiyorum. Rottweiler ismini Almanya'nın Rottweil kasabasından almış bir köpektir. Fakat tarihi, geçmişi oldukça eskilere dayanır. Roma İmparatorluğu'nun ordularının korumak ve sürülerindeki büyük baş küçük baş hayvanları korumak amaçlı da kullanılmış bir hayvandır Rottweiler'lar. Daha sonra bunu koruma firmaları ve bekçi firmaları da aynı şekilde Rottweiler'ların bu gücünden istifade etmiş, onlardan destek almışlardır. Rottweiler denildiği zaman güç simgesidir bu köpek. Ve gerçekten oldukça keskin bakışları ve duruşuyla da onu çok güzel yansıtır. Bakımı hem çok kolaydır hem bilmeyen için veya bildiğini sananlar için diyelim biraz zorluk olabilir. Şöyle ki, köpeğin genlerinde bir güç ve agresifliğe meyillik olan bir tür Rottweiler'lar. Kesinlikle profesyonel eğitim alınması gerektiren bir türdür. Ülkemizde oldukça yaygın bir şekilde bakılır. Rott olarak da geçer. Bu şekilde de bakarlar. Fakat bazen bununla ilgili çok üzücü şeyler duyabiliyoruz. Yani köpeklerin yapısında olan bir agresifliğe meyil veya onun işte gücü doğru yönlendirilmediği zaman sadece sorun yaşatabilir. O da şöyle ki, eğer bir Rottweiler'a sahip oluyorsanız 6 haftalık bir Rottweiler'ın bile oyuncaklarını korumak için size hırlayıp saldırma dürtüsüyle hareket edebileceğini göz önünde bulundurun. Çünkü doğasında olan bir şey. Yani onun yaratılış özelliğinde bir güç, bu güçle birlikte bir zaman zaman ortaya çıkardığı bir agresifliğe meyilli olma durumu vardır. Bu giderilebilir mi? Giderilebilir. Bunun belli kuralları var uyulması gereken. Dediğim gibi önce profesyonel destek alabilirsiniz. Ama köpek eğitimlerinde profesyonel eğitim almak da yeterli değildir. Eğer siz devamlılığı getirmiyorsanız, aynı şekilde pratiklerini devam ettirmiyorsanız bir ay, iki aylık, üç aylık süreçte aldığınız eğitimin çok fazla önemi olmayacak aslında. Bunu da bilmekte yarar var. Konuya dair bir videomuz vardı. Sosyal Köpekler Kulübü'nde eğitmen Cengiz Bey'le yaptığımız bir röportajımız vardı. Konuya dair daha detaylı bilgileri o videomuzdan da bakabilirsiniz zaten. Ne demiştik? Agresif bir yapıya sahip, oldukça güçlü bir köpektir demiştik Rottweiler. Aslında burada Rottweiler'den bahsederken biraz da şu konuya girmek istiyorum. Bu Pitbull'lar ve Argentin Dogo tarzı, işte adı agresif, adı saldırganla çıkmış köpekler, Rottweiler'lar. Bunlar özel köpek durumudur. Şöyle ki, eğer saldırganlığa meyili varsa eğitimlerinde onları hırçınlaştırmamak, işte onların hırçınlaşmasına sebep olabilecek bir takım faktörleri hayatlarından çıkarmanız gerekiyor. En basit örnek, uyku her canlı için çok önemli, bütün köpek türleri için çok değerlidir. Ama Rottweiler'ın gürültüsüz bir ortamda uyumuş olması, içindeki agresif duyguları bastırmasına yardımcı olacak bir durumdur. Yani kesinlikle gürültüsüz bir ortamda uyuması gerekiyor. Agresif bir ortamda bulunmaması gerekiyor. Onlar mutsuz oldukları zaman da bu agresif duyguları dışarıya çıkarıyorlar. Siz onlara karşı ilgisiz olduğunuz zaman da içlerindeki o agresif duygular bir anda dışarıya çıkıyor. Yani bu kadar hassas, önemli konularda bile agresifliklerini dışarıya çıkaracak bir şey bulabiliyorlar. Bir de bunu hiçbir şekilde ilgi göstermediğiniz, alıp tasma takıp işte nasılsa kocaman hayvandır bir şey olmaz deyip bahçede beklettiğiniz, belki doğru düzgün beslemediğiniz, çevre koşullarından, gürültüden, insanların ona olan tutumlarından sürekli bir de rahatsız olduğu bir ortamı düşünün. Bu köpek tabii ki saldırgan olacaktır. Aslında onu o hale getiren sahibidir. Çünkü hayvanın saldırganlığa değil, agresifliğe meyilli olması farklıdır. Aynı köpeğin saldırgan tutumlar sergilemesi çok farklıdır. Yani farklı sahipleri olan Rottweiler'ların bunun davranışlarına bakarak da hani çok net anlayabilirsiniz. O duygularını güçlendirecek
hareketlerde bulunursanız tabii ki sizin köpeğiniz saldırgan olacaktır. Bir pitbull bugün güçlü bir karaktere sahiptir. Siz onun o duygusunu körükleyecek, onu pompalayacak eğer bir yaşam alanı, böyle bir konfor, böyle bir şey sunuyorsanız doğal olarak o duygu ön plana çıkacaktır ki bu aslında bütün canlıların yapısında olan bir şeydir. Yani çocuğumuzun da yalana meyilli olduğunu görüyorsak ne yapıyoruz? Kendimizce değil mi? O kısımları kabul edip ona göre davranıyoruz veya biz uzmanlarımızdan destek alıyoruz. Bunu baskılamaya çalışıyoruz. Kendi haline bırakmıyoruz. Rottweiler bakımında özellikle bunu belirtmek istiyorum. Onlar çok vahşi hayvanlar, çok saldırgan hayvanlar. Hayır, onlar sadece agresifliğe biraz meyilli hayvanlar. Aslında o da çok fazla hassasiyetten kaynaklanıyor. Çok duyarlılar. İlgiye çok ihtiyaç hissediyorlar. Eğer sahip olduğunuz Rottweiler'la gerçekten fazlasıyla ilgilenirseniz, enerjisini atması için ona oyuncaklar, işte uzun yürüyüşler, parklar vesaire gibi bir yaşam sunarsanız, enerjiyi boşaltma fırsatı verdiğiniz için agresiflik oluşmayacaktır. Sizin mutsuzluğunuz dahi onu agresifleştirebilir. Şimdi bu köpeğin çok aşırı hırçın yapısından kaynaklanan bir şey değil. Aslında orada hassasiyetinden kaynaklanan bir durum. Evet, onun meyli var ama sizin agresif, sizin mutsuz tavırlarınızda onun o negatif duygusunun hemen su yüzüne çıkmasına sebep oluyor. Yani aslında biraz sahiplerinin elinde ve kontrolünde olan şeyler bunlar. İşte şu köpek türü böyledir. Hayır, o köpek türü işte o şekilde olacak diye bir şey yok. Bir pitbull'un son derece uysal olduğunu da görüyoruz. Çok hırçın olduğunu da görüyoruz. Köpek saldırgansa, köpekler hırçın hareketler yapıyorsa aslında köpek değil, sahibinin şeyini yansıtıyor. Çünkü bazen insanlar bilmedikleri için, bazen de gerek duymadıkları için bu durumu oluşturabiliyor. Şöyle ki, bir canlıya sahip oluyorsanız bilgi sahibi olmak zorundayız. Yani ben bir köpek aldım, ne olacak ya, önüne mamasını koyarım, suyunu da koyarım, işte oldu bitti, böyle olmuyor. Öyle olduğu zaman farklı sonuçlar çıkıyor. İşte bir balık, nedir ki balık, ya al koy oraya, hani öyle olmuyor, o da öyle olmuyor. Yani her canlının kendi doğasına has bir takım özellikleri var. Fiziksel özellikleri var, karakteristik özellikleri var. Rottweiler'ları da iki ana başlıkta bu anlamda değerlendirebiliriz. Karakteristik özellikler ve fiziksel özellikler. Fiziksel anlamda oldukça güçlü kaslara, kas yapısına sahip, orta boylu bir kafa yapısı, üçgen şekilde hafif kıvrık kulaklar, çok koyu renkli işte ağız ve burun yapısı, yandan durulduğunda derin işte çizgiler. O çizgiler onun yaşından veya başka bir şeyden cinsinin karakteristik özelliğidir. Özelliklere sahiptir. İşte karakteristik özellikleri oldukça sadıktırlar. Son derece duygusal yapıya sahiplerdir. Son derece duygusal oldukları kadar da iç dünyalarında agresifliğe meyilli bir köpek türüdür. Ve gücün simgesidir Rottweiler. O da bunu biliyor. Yani o genlerinde olan bir özellik. Tabii onu ne şekilde yönlendireceğimiz, onun ne şekilde dışarıya çıkmasını sağlayacağımız yine biraz önce dediğim gibi sahibinin elinde. Yani onun o duygularını baskılamak da, onu güçlendirip çok daha fazla saldırganlaştırmak da bizim elimizdedir. Rottweiler köpekler tasmasız gezdirmeye kesinlikle uygun köpekler değillerdir. Sizin ona olan duygularınız, sizinle olan yaşamı farklıdır. Fakat dışarıya çıktığı zaman dışarıdaki herhangi negatif bir duyguya, bir duruma karşı nasıl tepki vereceğini sahibi dahi kestiremeyecek bir köpektir. Benim köpeğim hiçbir şey yapmıyor, son derece uysal, size karşı bu şekilde. Fakat onun bir güç simgesi olduğunu ve onun genlerinde bir asilik olduğunu ve saldırma dürtüsü olduğunu, bunu hep sizin dizginlediğinizi de unutmamanız gerekir. Dışarıdaki herhangi bir şeye nasıl reaksiyon vereceğini kestiremeyebilirsiniz. Hatta kontrol altına alamadığınızı düşündüğünüz bir durum varsa dışarıya çıkarken mutlaka Rottweiler'ınızın ağızlığını da takıp çıkarın. Parklarda çok uzun yürüyüşler yaptırın. Onunla işte oyuncaklarla oynamayı severler mesela, onları oynatabilirsiniz. Rottweiler'ların bu arada kuyrukları kesilmez.
Yani bunun hiçbir bilimsel bir dayanağı yoktur. Ama görüyoruz maalesef hayvanların kuyrukları kesiliyor. Bu onlara acı vermek dışında hiçbir işe yaramaz. Yani özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. Rottweiler sahiplerine veya sahiplenmeyi düşünen insanlara lütfen arkadaşlar böyle şeylere girmeyin. Kuyruk kesimi diye bir şey hayvanı sadece acı çektirmekten ibarettir. Rottweiler'lar bir seferde 9 ve 12 yavru yapma özelliğine sahiptir. Yani bu bilgilere dayanarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bir Rottweiler sahibi olduysak onun en önemli bakım aşaması psikolojik bakımdır. Yani onun bir güç temsili, onun içinde bir çok büyük, güçlü bir lider olarak kendini hissettiğini ki genleri böyle, bunu her fırsatta dışarıya çıkarmak isteyeceğini ve sizin bunu en azından kontrol altına almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu anlamda profesyonel destek de alabilirsiniz ama bu konuyu çok önemsemeniz gerekiyor. Ona olan davranışlarınız, ona olan işte negatif tutumlarınız, onun yaşam alanındaki negatif unsurlar ki uyku çok önemli, beslenmesi çok önemli, enerjisini atabilmesi çok önemli. Bakın bunları yerine getirmediğiniz zaman onun içindeki o güçlü lider olma olayını dışarıya çıkarmış oluyorsunuz ki bu da agresif tutumlarla maalesef ortaya çıkıyor ki toplumun da bu konuda zaten ciddi bir ön yargısı vardır Rottweiler'lara karşı maalesef. İşte saldırgan köpek, tehlikeli köpek, hayır tehlikeli köpek veya saldırgan bir köpek türü yoktur arkadaşlar. Tehlikeli insanlar vardır. Köpekleri saldırganlaştıran insanlar vardır. Bunu bazen kasıtlı, bazen bilmeden yapar insanlar. Kimileri duyuyoruz işte köpekleri özellikle işte kavga ettiriyorlar, köpek dövüşleri yaptırıyorlar. Garip garip bir takım bunlara dair şeyler var. Bunlar kasıtlı yapılan şeyler. Bunu bu amaçla kullananlar da var. Bilmediği için yapan da var. Bilmediği için yapan nedir? Köpek nasılsa köpek. Hayır öyle yok. Yani bir konu her ne olursa olsun her zaman söylüyorum, her zaman düşündüğüm ve arkasında olduğum bir şeydir. İlgisi olmayan insanların fikri olmamalı ki fikri bırakın bir başka canlının hayatını biz etkiliyoruz bazen. Bunu bu şekilde davranıyoruz. Rottweiler sahibi olan arkadaşlarım var, tanıdığım bazı insanlar var mesela. Kendi agresif tutumlarını, kendi agresif bir takım yaşam şeylerinin içine dahil ediyorlar. Ondan sonra bu köpek dışarıya çıktı, herhangi birine saldırdı, işte şu kadar dikiş atıldı, bu kadar dikiş atıldı. Şunu sormamız lazım kendimize. Gerçekten iyi niyetle eğer bir köpek sahipleniyorsak, biz ne kadar uygunuz? Bu da çok önemli. Yani agresif tutumlara, agresif bir yapıya sahip olan bir insanın mesela Rottweiler sahiplenmesi sakıncalı. Çünkü kendi negatif duygusu yeter hayvanın iç dünyasındaki o agresif şeyi dışarıya çıkarmasına. Hani onun dışında bir şey aramaya gerek yok. Dışarıya çıktığın zaman ondan sonra işte köpek ona saldırdı, bunun bacağını tuttu, işte buna böyle yaptı. İşte bu köpekler şöyle olmalı, böyle olmalı. Hayır değil, onların doğasında var. Yani bunları çok fazla kaşımamak lazım diye düşünüyorum ben. O yüzden bir köpeğe, bir canlıya sahip olduğumuz zaman onun kendi türüyle ilgili mümkün mertebe bilgi sahibi olmaya bakalım. Her birinin kendine has özellikleri var ve bazıları hayati derecede önem taşıyor. Neye göre hayati önem taşıyor? Kimisi yaptığımız hatalardan dolayı ölebiliyor mesela. Veya hastalanabiliyor. Kendisine zarar veriyoruz. Kimisinde doğru bakamadığımız için çevreye karşı onu kışkırtmış oluyoruz. Ve köpeklerin geneline karşı bir garip bir bu sefer şey oluşmuş oluyor. Bu köpekler saldırgan. Bu köpekler çok uysal. İşte bu böyle. Hayır bunu yapan insanlık sonuçta. Yani Rottweiler zamanında bir sürüdeki koruyucu bir köpekmiş. Doğasında yaşayan bir köpekmiş. Bunu bu şekilde kullanmışlar. Sen almışsın bunu, evcil bir hayvan, evcilleştirmek istemişsin, evinde bakmak istemişsin. Çok güzel ama onun bir kuralı var. Duygularını bastırabilmemiz için bizim önce kendimizi eğitip sonra köpeğimizi eğitmemiz gerekiyor.
Yani çok hassas, çok yumuşak bir yapıdaki bir insanın Rottweiler sahiplenmesiyle zaten kendisine agresif olan bir insanın Rottweiler sahiplenmesi ve iki köpeğin aynı tutumu sergilemesini beklemek zaten oldukça sıkıntılı bir durum olur diyorum. Ve kanalımıza abone olmayı, bildirim çanlarını açmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ekranlarınız aydınlık olsun.